Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donatel, çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde konuşmak çok zor. Kelimeler yetmiyor, sözler anlamsız hale geliyor. Ama biz de bölgeden gelen bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Özellikle kırsal kesim ciddi yara aldı. Hem can kaybı hem maddi hasar noktasında ve bazı köylere erişimin hala zor olduğu, coğrafi şartların zorluğunun da etkisiyle, tabii hava koşullarının da etkisiyle. Dolayısıyla biz de bölgenin biraz nabzını kırsal kesim açısından tutacağız. Bugün yayınımız yaklaşık bir saat olacak ve deprem bölgesinden farklı bağlantılar yapıp en azından üreticilerin, köylünün, o çiftçi kesimin, o bölgede yaşayanların beklentilerini, ihtiyaçlarını biraz sizlere aktarmaya çalışacağız. Ankara stüdyosunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Gülçubuk benimle birlikte olacak, sağ olsun, tüm yayın boyunca. İlerleyen dakikalarda TÜSİAD Başkanı Sencer Solakoğlu İstanbul stüdyomuzda olacak. Onun dışında dediğim gibi telefon bağlantılarımızla da sizlere durumu aktarmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzin verirseniz ben de depremde buyurun, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bir an önce umarım yaraları sarılır, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sağ olun hocam, biz de aynı dileklere katılıyoruz. Şimdi hemen hızlıca Antakya'ya gidelim, Hatay'a gidelim. Mehmet Muzaffer Okay bizimle birlikte, Antakya Ziraat Odası Başkanı. Muzaffer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Tekrar geçmiş olsun, tekrar başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz İrfan Bey, size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi geçen hafta depremin hemen ardında sizlerle bağlantı kurduk. En azından bölgenin nabzını tutmaya çalıştık sizlerle. O günden bugüne özellikle kırsal kesim ağırlıklı olmak üzere durum nedir? Çünkü artık yavaş yavaş köylere ulaşıldığını biliyoruz, yardımların gittiğini biliyoruz ama bazı bölgelerde hala yardımların gelmediğini, çadır tarafında, barınma noktasında, ısınma noktasında sorun olduğu dile getiriliyor. Sizin en azından bölgeniz açısından söyleyecekleriniz, aktaracaklarınız neler diye soracaktım. Galiba bağlantıda bir sıkıntı oldu. O zaman hemen hocama döneyim. Hocam, siz de şimdi... Sizi konuk almamızın iki sebebi var. Birincisi, sizin uzmanlık alanınız kırsal kalkınma. Dolayısıyla sahadasınız, Türkiye'yi geziyorsunuz, kırsal kalkınma politikaları ve ekonomisine hakimsiniz. İkinci nedeni de depremden sonra 5 gün boyunca Maraş ve Gaziantep'te köylerdeydiniz, kırsaldaydınız. Oradaki durumu da gördünüz. Önce isterseniz kısa bir gözlemleriniz, anekdotlarınızla başlayalım. O 5 günde nelere şahit oldunuz, neler gördünüz? İlk anekdotları alalım. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim İrfan Bey. Öncelikle adı üzerine doğal afet. Doğal afetten kaçış yok ama sonuçlarını ne kadar en aza indirebilirsek o kadar yaralarımızı sarmış olacağız. Sorunların üzerinden gelmiş olacağız. Tabii ben eskiden beri hep söylediğim bir şey var. Yani sadece bugüne ait değil. 5-5,5 şiddetindeki bir depremde bile kırsal alandakiler, çiftçiler, orada yaşayan yurttaşlarımız çok fazla etkileniyorlar ve evleri yıkılıyordu, zarar görüyorlardı ki şu anda çok daha büyük şiddette ve büyüklükte bir deprem var. Çok daha fazla zarar var, kayıp var, can kaybımız var. Benim en başta gördüğüm şu, yani kırsal alanda insanlarımız çok çaresiz. Özellikle 3-4 gün bunu çok fazla hissettik. Çünkü orada ne yapacaklarını bilmiyorlar, nereye sığınacaklarını bilmiyorlar, nereden yardım talep edeceklerini bilmiyorlar. O karmaşa ortamı içerisinde, heyecan ortamı içerisinde maalesef bunlarla karşılaştık. Tabii bir yaşam tarafı var, bir yandan da üretim tarafı var. Yine çiftçilerimiz bir yandan kendi yaşamlarını kurtarmaya çalışırken, onunla mücadele ederken, öbür tarafında da sahip oldukları hayvanlar var. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar var. Bir yandan da onlara yetmeye çalışıyorlar. İşte burada onlara nasıl sahip çıkabileceklerini, nasıl kurtarabileceklerini şaşırdılar. Çoğunlukla da kurtaramadılar. Böylesi bir ortamla karşılaştık. Tabii evet, buradaki önemli sorunlardan bir tanesi de bizim kırsal alanlardaki yerleşimlerimizin genelde plansız olması, sokak aralarından, daha doğrusu ev aralarından geçişlerin çok güç olması da bu süreci biraz daha da zorlaştırdı.
Bu da bizler arasından çıkarılması gereken ilk ders olarak artık bizim kırsal alanda da ciddi ve sürdürülebilir bir kırsal mekansal planlamaya ihtiyaç olduğu yönünde bir dersler verdi bizlere. Oraya o zaman virgül koyalım hocam. O konuyu da ilerleyen dakikalarda açacağız. Mehmet Muzaffer Okay ile tekrar bağlantı kurmuş. Muzaffer Bey, dediğim gibi geçen hafta bağlantı kurmuştuk. Bize aktarmıştınız ama o günden bugüne özellikle kırsalda ihtiyaçlar, öne çıkan ihtiyaçlar, öncelikler, beklentiler neler? Barınmada, ısınmada, yem tarafında bazı köylerden hala ihtiyaç olduğuna dair bilgiler geliyor. Siz bize ne söyleyeceksiniz? İrfan Bey, tekrardan iyi günler. Öncelikle sesimizi duyurduğunuz için size şahsınızda ve televizyon kanalınızda teşekkür ederiz. Her geçen gün olay soğudukça olayın büyüklüğü, vahameti daha da ön plana çıkıyor. Kırsal kesimde de maalesef kayıplarımız çok. Binalar yıkılmış, özellikle hayvancılıkla uğraşan ahırlarda zararlar, tahribatlar var. Yem sıkıntımız var. Gübre fabrikalarının şu andaki konumu nedir bilmiyoruz. Gübre başlayacak, gübre sezonu ikinci atımlar başlayacak üst gübrelerde. Gübrede tedarikinde sıkıntı yaşar mıyız bilmiyoruz. Yem fabrikalarındaki durumlar, yem akışı şu anda zayıf. Zaten buradaki sanayi ve yem satışı yapan mağazalar, iş yerleri kapalı. Çiftçinin şu andaki en büyük sıkıntıları bunların dışında gayri sıhhi şartlar altında herkes çiftliğini, bulunduğu yeri terk etmek istemiyor. Çiftliğin önünde, evin önünde, köylerde çadır buldukları zaman çadır kuruyorlar. Çiftliklerini, evlerini terk etmek istemiyorlar. Herkes üretimde kalmak istiyor. Zaten doğru olan bu. Çünkü takdir edersiniz şu anda sanayi sitesi, küçük sanayi sitesinde zararlar var. Çiftçilik fabrikalarında zararlar var. Onlar bir taraftan sezonu yetiştirmeye çalışıyorlar. Çiftçi şu anda üretimden kopmuyor. Kopmaması da gerekir. Çünkü şu anda sanayisi bitik Hatay'ın. Ne kadar zamanda düzelir? Gerekirse konteynerlerde kalacağız. Ama şu anda tarım yine tek kurtuluş gözüküyor. Ve bu yüzden tarım kopmamamız gerekiyor. Her şekilde sebzemizi, meyvemizi, buğdayımızı, pamuğumuzu, mısırımızı üretmek zorundayız. Muzaffer Bey, sezonu, efendim. Burada özür dilerim, araya giriyorum. Gelen bilgiler, sizlerle de daha önce konuştuğumuzda galiba şimdi nakit sıkıntısı çok ciddi. Yani evet, şu anda desteklemeler erkene çekildi. Şubat sonuna kadar ödenecek evet. deniyor ama tabii ki bu çok önemli bir adım. Tarım Bakanlığı'nı evet. burada kutlamak lazım. Ama bankalar yıkılmış vaziyette, zaten kapalı. ATM'ler, buyurun. İrfan Bey, ATM'ler çalışmıyor. Bankalar sağlam dahi olsa haklı olarak personellerinde kayıplar var. İçeri geçemiyorlar. Bankaların önünde çadır güvenlik için bekliyorlar. Çiftçinin nakit sıkıntısı var. Tabii Türk toplumu var. Şu anda ben çiftçi adına konuştuğum için çiftçiyi söylüyorum. En yakın bankalar Adana'da açık. Yaklaşık 200 kilometre. Mobil internet olmadığı için mobile giremiyor. Giren de zaten çiftçi biliyorsa kullanabiliyor. Bilmeyenler kullanamıyor. Ziraat odaları bölgede yıkık vaziyette. İl tarım, ilçe tarım, yani binaları harabe, kamu kurumları harabe. Bize şu anda nakit lazım. Tarım Bakanlığı sesimizi duydu sağ olsunlar. Şubat sonuna desteklemeleri çektiler ama ben şunu söylüyorum. En azından deprem bölgelerine hemen bir aktarım yapabilirlerse çok iyi olur. Çünkü hiçbir şey çalışmadığı için herkes haklı olarak nakite dönmeye başladı. Bütün alışverişler nakit üzerinden yapılıyor. En azından bu olursa eğer bankalar buraya mobil istasyonlar, mobil bankaları yönlendirebilirlerse o işe yarayacak. İnsanlar herkes evlerinde telefonlarını unuttu. Hat bağlayamıyorlar, hat alamıyorlar. Yani böyle sıkıntılar var. Basit ama insan hayatını etkileyen sıkıntılar. Elektrik, su, akaryakıt, orada durum nedir? Akaryakıtta gevşeme oldu. Şu anda düzenli olarak çalışabilen istasyonlar, tahribat görmemiş istasyonlar akaryakıt satışlarına başladılar. Dediğim gibi elektrikte sıkıntımız daha şu anda evlere verilemiyor. Çünkü haklı olarak bina Hatay yok yani şu an Antakya yok. Haklı olarak elektrik verilemiyor, doğalgaz verilemiyor. Barınma ciddi problem. Yani çadır ve konteyner beklentileri yüksek. Özellikle konteyner beklentileri yüksek. Çünkü çadır da geçici. Isınma problem. Elektrik olmadığı için elektrikli ısıtıcılar dışında özellikle lazım bize. Odunla veya kömürle
veyahut da Talaşla'yı çalışabilen sobalar ağırlıklı olması lazım. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Peki. Mehmet Muzaffer Okay, çok teşekkür ediyorum. Bu zor şartlarda bağlandınız bizimle. Bölgeden bilgileri aktardınız. Evet. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hocam, devam edelim sizinle. Şimdi biz imar affını, imar barışının etkilerini de konuşuyoruz. Ya da kent merkezlerinde, ilçe merkezlerindeki binaların aslında olması gerektiğinin ne kadar uzağında inşa edildiğini ya da sıkıntılı olduğunu konuşuyoruz. Ama köylere ya da mezraya gittiğimiz zaman zaten orada imar diye bir şey yok. Kerpiçten çoğu zaman evler yapılıyor. İnsanlar damların üzerine ev yapıyorlar. Üstte kendisi oturuyor, altta ağılı ya da ahırı var. Küçük baş ya da büyük baş hayvanları var. O enkazın altında hem kendileri hem de canlılar, diğer canlılar kaldı ve kurtarılmayı dahi bekledi. Demek ki bizim kırsal kalkınma politikamız ya da stratejimiz artık sil baştan işin içine deprem ve diğer afetleri de gözeterek tekrar mı oluşturmamız lazım? Yani kırsal kalkınmanın da aslında depremde ciddi bir hasar aldığını burada görüyoruz sanırım. Evet. Şimdi izin verirseniz öncelikle İrfan Bey bir noktada çağrıda bulmak istiyorum. O da şu, bizim gezdiğimiz kırsal alanda da üreticilerimizin birçoğunun traktörünün, pulunun, römorkunun yani üretim araçlarının da enkaz altında kaldığını ve birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini gördük. Az önce Sayın Başkan da vurguladı, Antakya Ziraat Odası Başkanı. Şubat ayının sonuna geliyoruz, Mart ayı geliyor ve devamında üretim sezonu başlıyor, Ekim zamanı başlıyor, yazlık. Bu nedenle insanların aynı zamanda da çiftçilerimizin üretim araçlarına ihtiyacı var. Bu yüzden yerel yönetimler, mülki idareler, ziraat odaları, herkes özel sektörü el ele verip ihtiyaç duyulan yerlerde tarımsal makine parklarının oluşturulması ve bunun ortak kullanıma açılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu önemli bir çağrı olarak da ortaya koymak, dikkat çekmek istiyorum. Birincisi bu. İkincisi de hep söylediğimiz şu, yani çiftçinin bir yanda bir yaşam sorunu var, bir yandan da üretim sorunu var. Az önce Sayın Başkan vurguladı, bir yandan da kayıpları var tarımsal üretim araçları açısından. Şu anda vereceğimiz destekler, mazot, gübre, ilaç her ne dersek ama öbür taraftan da kayıplarını tazmin edecek bir desteğe de ihtiyaç var. Aynı zamanda evleri yıkılmış, yaşama dair de ihtiyaçları var. Bunların hepsini bütüncül entegre bir şekilde ele almak lazım. Sizlerin de vurguladığı gibi kırsal alanda şu anda en önemli sorunumuz yerleşim açısından ve bu yerleşimin nasıl bir kayıtlılık içerisinde olduğu İrfan Bey. Bakın bugünlerde özellikle büyük şehirlerimizde köylerimiz yıkıldı dediğimizde ya bu köy müdür, kırsal mahalle midir, mahalle midir? İşte 2012'deki büyükşehir yasasından sonra büyük bir kaos ortamı var. Bunları saptamakta zorluk çekiyoruz. Diğer taraftan sırası değil olabilir ama ben şuna özellikle bir daha söylemek istiyorum. 11 Temmuz 2021'de bunu sizlerle bir programda da vurguladığımız için söylüyorum. Plansız alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Ve bakın oradaki bir maddeyi ben dikkatinize sunmak istiyorum şu anda. Diyor ki 57. maddede köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir diyor. Şimdi bizim kaç tane kırsalda konutumuz var? Hayvan barınağı olsun, yaşam açısından konutumuz var. Bunların sayısını biliyor muyuz? Ben bilmiyorum açıkçası İrfan Bey. Bu yüzden bizim kaç konutumuz var? Bazıları yazın geliyor, bazıları kışın geliyor, bazıları 12 ay orada duruyor. Ve şu anda o konutların hangisinde insanlar yaşıyor, hangisinde yaşamıyor? Bu konuda da belirsizlikler var. Evet. Bizlerin mutlaka bunları kayıt altına alıp ve imar açısından da depreme dayanıklı, afetlere dayanıklı nasıl bir direnç kazandırabiliriz? Bunun üzerinde çalışmamız lazım. Şu anda kırsalı bekleyen en önemli sorun da maalesef oturdukları evlerin ruhsattan uzak, kayıt dışı olması, depreme, diğer afetlere dayanıklı açısından neredeyse hiçbir yaptırımın olmaması ve bu konuda da kullanışlı olmaması biçiminde bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, yani Büyükşehir Yasası'yla bir gecede köylere mahalle yapmakla onlar mahalle olmuyor. Bunu gördük. En azından aynı statünün, yakın statünün gerçekleştirmesi lazım. Hocam tekrar virgül koyuyorum. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Şanlıurfa'da da bizi Türkiye Ziraatçılar Derneği Şanlıurfa temsilcisi Müslüm Özsün bekliyor. Müslüm Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Çok bulduk, ülkemize geçmiş olsun İrfan Bey. Şimdi sizler hem o bölgeyi temsil ediyorsunuz ama sizin
Ben biliyorum görev alanınızın dışında diğer illerin, ilçelerin, köylerin köyleriyle de bağlantınız var. Oralara da gidiyorsunuz, gitmeye çalışıyorsunuz el verdiğince. Kırsaldan deprem sonrası an itibariyle çekeceğiniz fotoğraf, bize aktaracaklarınız neler? Özellikle temel ve öncelikli ihtiyaçlar, üreticimizin, köylümüzün, o bölgede yaşayan insanlarımızın. Çünkü dediğim gibi hala barınma ve ısınma sorunu olduğuna yönelik bazı bölgelerden, köylerden haber geliyor. Yem sorununun bakanlık ilk 10 gün için tedarik edeceğini açıkladı ama bu çok sınırlı bir süre. Yem tarafında hala var mı sıkıntılar? Buradan sizi dinleyelim, buyurun. Şimdi İrfan Bey, Sayın Hocamız da belirttiler, Ziraat Odası Başkanımız da belirttiler. Kırsal alanda yani bu depremin oluşturduğu zarar, yıkım oldukça fazla. Yalnız bizim bu konuda kırsala uzanmamız lazım. Yani temelden inşaatları, barınakları zarar görmüş, konutları zarar görmüş insanlar, hayvanları telef olmuş insanlar, yem sorunu dediğiniz gibi büyük bir sorun. Ondan sonra çiftçilerin yani tam iş zamanı, yani gübre serpme zamanı, pamuk ekimine hazırlık zamanı, soya ekimi Adana'da, diğer illerimizde. Ondan sonra çiftçinin tam iş zamanı. Yani büyük bir rehabilitasyon lazım kırsalda. Hem yerleşim alanları açısından hem üretim açısından, yani hayvansal bitkisel üretim alanında büyük bir rehabilitasyona ihtiyaç var. Bunun da acilen, yani özellikle çadır ihtiyacının geçici de olsa giderilmesi, hayvan yemlerinin dün belirttiler, galiba Sencer Bey belirtmişti, Sencer Solakoğlu, hayvanlarını satan çiftçilerimiz ucuza alanlara kaptırıyor hayvanlarını, yani yarı fiyatına. Orada da fırsatçılar var yani. Evet, orada da fırsatçılar var. Buna mani olmak lazım, yani bunları engellemek lazım. Çiftçinin mutlaka da köyde durması lazım. Ondan sonra bizim bölgemizde öyle, yani geleneksel olarak şehirde konutlarını terk eden, konutlarında duramayan insanlar köye akın etmiş durumda. Özellikle Urfa'da, Gaziantep'te, diğer illerimizde yani evi sağlam olan bile evinde duramıyor ve kırsala, köye akın ediyor. Bu durumda desteklemelerin, özellikle mazot gübre desteğinin Şubat sonunda ödenmesi söyleniyor. Bu yeterli değil ama yem desteği özellikle. Çoğu insan, hatta ben pazarcıkla İslahiye Nur Dağı'na kadar o köylerde dolaştım, ziyaret ettim çiftçileri. Büyük sorunları var. Özellikle barınaklar, ahırlar yıkılan çiftçilerimiz, yemleri ortada kalan, enkaz altında kalan çiftçilerimiz, hayvanları telef olan çiftçilerimiz. Makine yani parkı zarar görenler var diye biliyoruz. Traktörleri, özellikle ekipman. Onu gözlemledim İrfan Bey. Traktörleri, üretim araçları enkaz altında. Yani çiftçi büyük bir hasara uğradı. Tüm şehirlerde olduğu gibi, ama çiftçinin üretiminde kalması lazım. Yani acilen üretime döndürülmesi lazım. Bunun için devletimizin, yetkililerin bu konuda acil tedbirler alması lazım. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Müslüm Bey? Şimdi özellikle bu zamanda hububat ekili alanlarda gübre, yani üst gübre zamanı. Yani gübrede de çiftçiye destek olunması, özellikle yerleşim yerlerinde köy kanunun bizzat yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani öyle herkesin kafasına göre konut yapıp da, yani sağlıksız, depreme dayanıksız konutlar maalesef can kaybına da yol açıyor, mal kaybına da yol açıyor, çiftçiyi de perişan ediyor. Bu konuda özellikle köylerde, büyükşehir alanındaki köyler hele daha da kötü. Yani öyle bir büyükşehir yasasıyla çiftçinin kooperatifi, birliği, ziraat odaları, yani ilçe teşkilatları, tarım teşkilatları köye uzanamıyor. Evet. Yani köyde mutlaka jandarmanın, ilçe tarım teşkilatının, muhtarların iletişim içerisinde olması lazım. Yani kırsal alan unutulmamalı. Maalesef depremde de kırsalda gecikildi, can kayıpları yaşandı. Özellikle hayvanları telef olan insanlar perişan, üretimden çekilme noktasında ciddi olarak kırsala acilen destek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum Müslüm Bey. Paylaştığınız bilgi için tekrar geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum yaralılarımıza. Umarım en kısa sürede bölgenin yaraları sarılır diyelim. Ve şimdi de
Gaziantep'e gidelim. Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği eski başkanı Osman Türkman telefon attığında. Osman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Size de çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun diyorum. Hoş bulduk İrfan Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlk günlerden itibaren sizler de bölgedeydiniz, köylerdeydiniz. Hatta paylaştığınız videoları biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Çokça da etkileşim oldu. Çünkü gerçekten can candır. Sadece insan diye bakmamak lazım. Orada hayvanlar da canını kaybetti, kurtarılmayı bekledi. Dolayısıyla sizin de gözlemlerinizi merak ediyorum. An itibariyle köylerde durum nedir? Hem sizin bölgeniz hem de çevre illerden ya da köylerden alabildiğiniz bilgiler eşliğinde. Buyurun. İrfan Bey, şimdi ben Gaziantep merkezde oturuyordum, 4. katta. Gerçekten o saat 4.17, yani bir mahşer anı, yaklaşık 1,5-2 dakika sürdü. Yani insanın çaresiz kaldığı, çocuklarınızın, eşinizin gözünüzün önünde bağırdığı ve hiçbir şey yapamadığınız bir an. Ve çok şükür biz, yani şu an inanın bize Türkiye'nin birçok yerinde arayanlar oluyor, iyiyiz demeye bile utanıyoruz. Biz çok şükür Rabbim bizi sağ salim indirdi aşağıya. Ve çocuklarımızı biz o gün korunaklı bir yere aldıktan sonra birinci gün saat 11 civarında yanımda bir Murat diye bir arkadaşımızla beraber, özellikle çünkü sosyal medyada görüyorduk ve bizim üreticiler de bizi hızlı bir şekilde arıyorlardı. Özellikle Gaziantep'te Nurdağ ve Islahiye bölgesinde ve köylerinde, ilçe merkezlerinde ve köylerinde aşırı bir yıkım olmuştu ve biz o bölgelere gittik. Gerçekten özellikle Islahiye'nin ve Nurdağ'ın köylerinde ciddi bir tahribat vardı ve halen o tahribat devam ediyor. Tabii müdahaleler yapıldı. Köylerde şöyle güzel bir tarafı şuydu: binalar tek katlı veyahut da iki katlı olduğu için özellikle köylerdeki o yardımlaşma ruhuyla da hemen hemen ilk gün enkaz altında neredeyse kimse kalmadı. Yani insan olarak kimse kalmadı. Genelde bu şekilde köylerin, insanların kendi yardımlarıyla, yani zaten herhangi bir müdahale falan yoktu. Özellikle kırsalda birinci, ikinci gün neredeyse hiç müdahale yoktu. İnsanlar kendi imkanlarıyla, kendi bir araya gelerek enkazın altında çok şükür kimseyi bırakmamışlardı. Ama hayvanlar altlarında kaldı, yine insanlar gibi. Yüzlerce, binlerce hayvan telef oldu. Ben 3 defa gittim, o köyleri dolaştım. Bugün yine öğleden sonra şimdi bir program dahilinde o bölgelere yine gideceğiz. Yani şu anda çadırlar gelmeye başladı. Hem insan çadırı hem yaşam çadırı. Yeterli mi? Değil ama. Özellikle yemle ilgili bir sıkıntı var. Tarım Bakanlığımız, İl Afet Koordinasyonumuz, bize gelen bilgileri biz oralara aktarıyoruz. Bölgeye hem saman, mesela Gaziantep için söylüyorum, 40 tıra yakın bir pres saman ve aynı zamanda şu anda yem desteği sağlanıyor. Ama bu yeterli değil yani, çünkü alan çok geniş. Mesela işte üye arıyor, diyor ki 300 kilogram bana yem verildi, bu benim bir veyahut da iki günlük hayvanıma yeter. Sonuçta orada bir döngüdür. Yani siz nasıl kendi canınızı korumak zorundaysanız, kendi karnınızı doyurmak zorundaysanız, o hayvanın da canını korumak ve doyurmak zorundasınız. Ve bölgede, aynı zamanda bizim bölgemizde şu an koyun ve keçilerin doğum zamanı. Ocak ve Şubat ayları genelde hayvanların doğum zamanı ve dolayısıyla bu hayvanların hem biraz daha kapalı, korunaklı bir yere hem de biraz daha yemeğe ihtiyaç duyduğu önemli bir dönem. Bununla ilgili şu an bölgede böyle bir durum var. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama sorunların çözümüyle ilgili. Ama yeterli mi? Değil. Tabii hayır sahipleri de gönderiyorlar. Biraz önce işte Akşehir'de yine bir arkadaş aradı. Bir tır saman yüklüyor mesela, gönderiyor. Biz de bunları bir tarafta bölgede organize ediyoruz. Bize ihtiyaç sahibi olan yerlerde, özellikle yıkımın olduğu yerlere bunların ulaşması için, gitmesi için çalışma yapıyoruz. Yani şu anda bölgede görünen manzara bu şekilde. Peki. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Tekrar başımız sağ olsun. Çok geçmiş ben olsun. Ben bir iki şey eklemek istiyorum. Buyurun, mümkünse İrfan Bey. Şimdi özellikle bölgede hem insan yaşam çadırına, hem konteynere, hem de özellikle hayvan yaşam çadırlarına ihtiyaç var. Yani bunun özellikle göz ardı edilmemesi lazım.
Hayvan yemleri kesinlikle şu anda özellikle çok ihtiyaç duyulan bir dönem. Evet, devletin çalışmaları var ama şu anda yeterli miktarda olmuyor. Hatta bazı üyelerimiz şunu söylüyor, üreticiler ya paramızla yem almak istiyoruz. Çünkü özellikle Nurdağ Islahiye bölgesinde, tabii bunu diğer illerdeki yerler için de şey yapabiliriz. Yani yem satan yerler bile kapalı. Paralarıyla almak isteseler dahi örneğin parası olan bulamıyor ki, para da şöyle bir durum var yani. Burada özellikle depremin yoğun olduğu bölgelerde para döngüsü de kırıldı. Evet. Yani ticaret döngüsü de kırıldı. Benim sizden alacağım vardı, benim başka bir yere vereceğim vardı. Veyahut da ben bir şeyi satacaktım, onu paraya döndürecektim, gidip bir eksiğimi kapatacaktım. Dolayısıyla bu döngü de kırıldı. Yani böyle bir durum var. Şimdi ben tabii şu an yayını izleyemedim ama özellikle bölgede insanlar can derdine düştüğü için, hayvanlar da can olduğu için, onlara da bakamadıkları için kimisi de tabii o hayvanlara bakan ailelerimizden, üreticilerimizden, aile fertlerinden bazılarını kaybettikleri için hayvanlarını satmak isteyenler var. Dolayısıyla özellikle o hayvanların ucuza gitmemesi için bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. İlgililere iletmeye çalışıyoruz ama daha henüz tam başarılı olamadık. Bununla ilgili özellikle bunların değerinden satılması ile ilgili üreticilerimizden bir talep var. Özellikle anaç koyun keçi desteği ve sürü büyütme desteğimiz vardı. Genelde Mart, Nisan, Mayıs ayları civarında ödeniyordu. Tespitlerin de büyük kısmı yapılmıştı. Kaç hayvan diye. Bununla ilgili mesela bu ayın içerisinde özellikle bakanlık sürü büyütme desteği, anaç koyun keçi desteği, çobanlık desteğini özellikle deprem bölgesindeki üreticilere öderse, hatta mümkünse bunu en azından normal ki rakamdan değil de bir iki katına çıkararak öderse, buradaki üreticilere bir nefes alma gibi olmuş olacak. Evet. Özellikle TMO'nun arpa satışı vardı. Üreticilerden müracaatlar alınmıştı. Şu an o TMO'dan arpa dağıtımı devam ediyor. Tabii onlar da depremden etkilendi ister istemez. Orada biraz daha rakamlar küçük tonaj, küçük miktarlarda şu anda atlıyor. Daha önce günlük 500-600-700 tona çıkarken, mesela Gaziantep için söylüyorum, evet, şu an 100-200 ton bandına. Bununla ilgili yani özellikle bir destek olunursa bu iyi olur. Bir de şöyle bir durum var. Dışarıdan özellikle gerçekten deprem bölgesine, Allah Türkiye'deki 85 milyondan razı olsun, çok yardım geliyor. Lütfen yardım göndereceğimiz yerlerle irtibata geçmeden yardım göndermeyelim. Bazı bölgelere çok aşırı yardım gidiyor, bazı bölgelere gitmiyor ve dolayısıyla o yardımlar burada yeterli şekilde muhafaza edilmiyor. Koordinasyonda orada dikkat etmek lazım. Evet, yani bunu mümkün mertebe yapalım. Bir de şunu özellikle son cümleyi de alayım sizden İstiyorum. Yani başında da söyledim, biz o 4. katta o 04.17'deki deprem saatinde mahşeri yaşadık. Bizimle beraber milyonlarca yaşadı. Ve sağ salim biz orada indik ve şu an 35 binin üzerinde vefat var ve binlerce, on binlerce belki enkaz altında insan var. Ve buna rağmen halen bazılarımız ya ne bileyim rantın peşine düşmüşüz. Bazılarımız örnek veriyorum hakkımız olmayan şeyleri almaya çalışıyoruz. Özellikle bunları yapmayalım. Özellikle birbirimizin hakkına mümkün mertebe saygılı olalım. Yani gerçekten yardımların organize olmasında bu da çok önemli. Yani bizim evet, özellikle bu kadar güzel yardımlaşmayı böyle kötü örneklerle gölgelemeyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Paylaştığınız, aktardığınız bilgiler için tekrar dediğim gibi geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Tekrar Tarım Analizi hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar Ankara stüdyoya gidiyoruz. Profesör Doktor Bülent Gülçubuk'la. Hocam, değindiğimiz noktaların dışında özellikle bu dönemde hem bugün için hem de önümüzdeki döneme dair öncelikli dikkat çekmek istediğiniz noktalar neler? Kısaca onu da özetlersek sizden de artık bu işin daha bilimsel ve orta uzun vadeli şekilde olması gerekenleri duymak isteriz. Buyurun. Şimdi İrfan Bey, özellikle alanda gördüğümüz şu, kırsalda yaşlılar ve engeller çok zor durumda. Zaten hep söylediğimiz, Türkiye'de çiftçi nüfusu giderek yaşlanıyor.
yaş ortalaması 56-57'yi buldu. Şu anda kırsalda gerçekten yaşlılar ve engeller oldukça zor durumda. Bunlara daha fazla ve daha farklı biçimde nasıl erişilebilir, ne tür sorunları giderilebilir, bunlar üzerinde düşünmek lazım. Az önce bütün başkanların vurguladığı bir şeyin altını çizmek lazım. O da özellikle hayvancılıkla ilgili. Buradan acaba şöyle bir çözüm yolu olabilir mi diye düşünüyorum. TİGEM elindeki çiftlikleri acaba oradaki hayvan sahiplerinin hayvanlarını alarak belli bir süre bakımını yapabilir mi? Bu sadece bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Yine çok sayıda Türkiye'de hayvancılık işletmesinin de atıl durumda olduğunu biliyoruz. Bugünler için acaba bu işletmeler de oradaki hayvan sahipleri için hayvanlarını sağlıklı, güvenli bir şekilde götürüp bakabilecekleri birer mekan olabilir mi? Birincisi bu. İkincisi de özellikle hayvancılığa dayalı işletme sahipleri, endüstri sahipleri oradaki hayvanların alımı konusunda ziraat odalarıyla, üretici örgütleriyle, üretici birlikleriyle temasa geçip böyle bir güvence verebilir. Burada Et ve Süt Kurumu da devreye girebilir. Böylece hani bugünlerde az önce başkanlarımızın istemeden kullandığı bir kavram böyle bir fırsatçılığa da yer verilmemiş olur. Şimdi İrfan Bey bir nokta özellikle vurgulamak istiyorum. Altını çize çize. Bugünlerde oradaki insanlarımızın çoğu göç ediyor. Arazilerini yerinde bırakıyor. Köylerini yerinde bırakıyor. Ve yarın bir gün oradaki bu arazilerini elden çıkarma gibi bir tutumları ortaya çıkabilir. Bu da düşük bedellerle orada bir arazi hareketliliğine, mülkiyet değişikliğine yol açabilir. Bunun için de bir şeylerin yapılması lazım. Yani çiftçilerin arazilerini korumalarına yönelik, ahırlarını korumalarına yönelik de bir destekleme sisteminin mutlaka yaşamla birlikte devreye konulması lazım. Şimdi buradan sonrası için yapılacak olan başka işlerimizde şu idari dağınıklığı gidermek gerekiyor İrfan Bey. O da nedir? Şu anda köylerimiz var 51 şehirde, 30 büyük şehirde mahalleler var, kırsal mahalleler var. Böyle olunca da bunlar arasında nasıl bir eşgüdüm olacağı, idari arasında nasıl bir tanım olacağı konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bakın Türkiye'de 2012 yılında Büyükşehir Yasası'yla 1500'e yakın kasaba belediyesi kapatıldı ve o kasaba belediyesinin sahip olduğu tüm alet, ekipmanlar, makineler ilçe veya büyükşehir belediyelerine verildi. Aslında tam da bugünlerde eğer o kasaba belediyelerindeki itfaiye araçları olsaydı, iş makineleri olsaydı bir can da olsa daha fazla kurtarabilirdik diye düşünüyorum. Bunları mutlaka yapmak zorundayız. Artık bundan sonra bizim kırsalda da afetlere dayanıklı konutlar, imarı alınmış, imar düzenlemesi, kontrolleri yapılmış bunlara mutlaka ve hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Çiftçinin elinde olan ürünleri alacak, güvence altına alacak bir sistem mutlaka oturtmamız lazım ki çiftçi de bundan sonra üretime devam edebilsin, sürdürülebilir üretime devam edebilsin. Son olarak da şunu vurgulamak isterim. Birleşmiş Milletler 2019-2028 yılları arasını aile çiftçinin yeniden güçlendirilmesi 10 yıl olarak ilan etti. Ve bu depremden de kırsal alanda en çok etkilenenler küçük ve orta ölçekli aile çiftçileri oldu. Bunları destekleyecek hem yaşam anlamında hem üretim anlamında araçları devreye koymamız gerekiyor ki geleceğe güvenle bakabilsinler. Ben tekrar tüm kayıplarımıza, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ulus olarak, millet olarak umarım bir an önce bunun üstesinden gelebiliriz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Gerçekten önemli notlardı. Demek ki yani bu afetlerden sonra unutmak yerine tekrar oturup bilimin ışığında tekrar yeniden o yapılanmayı konuşmamız lazım. Dolayısıyla sizler gibi bilim insanlarına, bu işe gönül verenlere, özel sektör, kamu, fark etmez akademi alanında herkesin bilgisine, deneyimine, tecrübesine ihtiyaç var. Umarım bundan sonra bu acıları yaşamayız diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul stüdyomuzda TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tekrar başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok sıcak konu olduğu için hemen size sorayım. Çünkü TÜSEDAT olarak sizin açıklamanız vardı. Evet. Şimdi insanlar kendi acısıyla, işte kaybettikleriyle, canıyla, manıyla uğraşırken bir taraftan da maalesef tırnak içerisinde fırsatçılar da çıkabiliyor. Çünkü ilk günlerde köylere, kırsala erişim ciddi şekilde sıkıntıydı. İlçe merkeze bile, illere bile sıkıntıydı ki
kırsala daha da zordu sonraki günlerde oldu. Hayvanların yem problemi vardı. Kısmen şu anda giderildi bakanlığın müdahalesiyle. Özel yem şirketlerine teşekkür etmek lazım. Onların evet. tırları geliyor. Diğer taraftan bazı insanlar psikolojileri bozuldu. Köyü terk etmek istiyorlar ama hayvanlarını bırakamıyorlar. Ya satmak istiyorlar ya da işte ilgi istiyorlar, destek istiyorlar. Bir taraftan da işte bunları 30 bin lira değerindeki bir hayvanı 3-5 bin lira, 10 bin lira verip almaya çalışanlar da var. Nedir burada sizin çağrınız, açıklamanız? Oradan başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Öncelikle herkese geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Arkada kalanlara da Allah sabır versin diyecek bir şey bulamıyorum. Fırsatçılık konusunda çok güzel bir organizasyon yapıldı. Tarım Bakanlığı bir kere her afet bölgesine bir genel müdür seviyesinde yetkili atadı. Ben stüdyoya gelmeden önce Hatay'dan Burhan Demirok Bey ile Sayın Genel Müdür'le görüştüm. Hayvancılık Genel Müdürü. Hayvancılık, yani tarım reformu şu anda Genel Müdürü. Ve kendisiyle konuştuk. Neye ihtiyacınız var, durum nedir dendiği zaman evet yeme ihtiyaç var. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yemin koordine gitmesi lazım. Yani bir orkestra şefinin olmadığı yerde dünyanın en iyi sanatçıları da bir araya gelse müzik olmaz. Burada koordinasyonu mesela oranın yetkilisi Burhan Bey ise bunun üzerinden yapmak çok önemli ama herkes ona ulaşmaya çalışırsa da sıkıntı çünkü yetişme şansı yok. Dolayısıyla biz buraya araya girdik ve dedik ki bize çağrılarınızı yapın. Dolayısıyla telefon numaralarımız var. Bu numaralara başvursunlar. Biz ondan sonraki koordinasyonu onlarla sağlayıp gerçekten gitmesi gereken yere, ihtiyaç yerine israf olmadan çünkü hayvan yemi çok pahalı bir şey, çok büyük maliyetleri olan bir şey. Dolayısıyla gerçekten amacına hizmet edecek şekilde ve yeterince miktarda insanları tatmin edecek şekilde gönderilmesi lazım. İnsanların bir kısmının kırsalda çok yıkım var. Yıkımlarda bir şekilde kendilerine bir çadır bile yapsalar hayvanlarını barındırdıkları yerde artçı depremlerden dolayı yeniden bir duvar yıkılabilir korkusuyla hayvanlarını tutmak istemiyor insanlar. Gönüllerinden geçen de illaki hayvancılığı bırakmak değil ama hayvanımızı bir dönemliğine bir yere gönderebilir miyiz? Emaneten. Veya, yani emaneten gönderebilir miyiz? Veya kesime gönderelim ama gerçekten hakkını alabilelim ki yeniden bu işe yapabilirim diye. Burada da ESK Etsüt Kurumu çok güzel bir sistemi var. Adana Mezbahası şu anda ESK'nın bütün bu tip hayvanları kabul ediyor, hakkını da veriyor. Yine bununla ilgili problem yaşayan herkes orayı aramasın ama bizim bu telefon numaralarımıza WhatsApp'la ulaşsınlar ve biz her birine tek tek doğru adrese ulaştırabilecek şekilde en geç bir ya da ikinci gününde ulaşabiliyoruz. Bu bir hizmettir, elimizden gelen bu. Tabii ki yem desteğinde devam etmesi lazım. Birkaç tane kötü örnek var. Doğru yere gitmemiş yemler olabilir ama genelinde koordinasyon sağlanıyor ve bu koordinasyon sonucunda da gerçekten ihtiyaç sahiplerine yem, çadır şu anda çok ihtiyaç olan şeyler. Bir de çok fazla insan gidip yardım etmek istiyor. Özellikle rica ettiler söylememi. Her gelen insanı da bir beslenmesi gereken bir insan. Dolayısıyla şu anda ne kadar çok insan özellikle Hatay'daki yıkımın sonrasında Antakya'da ne kadar çok insan giderse bir yandan lojistik anlamında da o kadar iş artıyor. Dolayısıyla teknik anlamda gerçekten destek olabilecek insanların hala o bölgede bulunmalarının daha hayırlı olduğu yönünde bir kanaat var. Bunu da söylemek bana düştü ama lütfen özellikle STK'ları bizim gibi TÜSEDAT gibi STK'ları kullanarak yardımlarını ulaştırabilirlerse daha hayırlı olacak kanaatindeyiz. Bu arada o telefon numaralarını da paylaşalım. 0535 260 16 65. Diğer telefon numarası da 0539 700 58 88. Evet. Eğer kalemi kağıdı olmayanlar varsa ilerleyen dakikalarda program sonuna doğru tekrar edeceğiz. Ama hızlıca söylüyorum tekrar. 0535 260 16 65 ve 0539 700 58 88. Ben bu arada da yazışıyorum, evet. Yönetmenimle de konuşuyorum, kaçırmış olabilirim. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın yem desteği önemli hakikaten, evet. Altını çizmek lazım. İşte Et ve Süt Kurumu'nun
O yine organizasyondaki payı. TİGEM'i de söyledik mi emanet olarak? Evet, emanet için TİGEM'leri o koordine etmeye çalışıyoruz. Yani burada Tarım Bakanlığı gerçekten çok başarılı bir şey çıkarttı. Önemli olan oradan kamyonun organize edilmesi, mazotunun olması, oraya gidip hayvanı yükleyebilmesi ve güvenilir kişilere hayvanlarını teslim ettiklerinden emin olması. O yüzden TÜSİAD'ın eğer mümkünse veya bir başka bir STK'nın, tercih edilen bir STK'nın koordinasyonu içerisinde yaparlarsa en azından mallarının yanlış bir yere gitmediğinden %100 emin olabilirler. İlk günlerde yemle beraber süt sağım problemi de vardı. Hadi sağdık diyelim çünkü elektrik enerji sıkıntısı da vardı. Sağdık ama sütümüzü nerede değerlendireceğiz problemi vardı. O da kısmen ilerleyen günlerde aşıldı mı, hala var mı buna benzer problem? Bölgemizdeki sanayicilerimiz gerçekten yani imkansızı neredeyse başardılar. Şu anda çok fazla dökülen süt yok. Genel anlamda sütler toplanabiliyor. Biraz daha büyük ölçekli yani biraz daha 20 baş, 30 baş, 40 baş olan hayvanlarda. Mesela demin konuştuğum bir depremzede arkadaşımız iki tane ineği var. Onun sütü için şu anda henüz daha ulaşılamıyor. Ama onlar da kendileri bunu tüketebilecek durumdalar ama hayvanlara bakamayacağız. Biz kendimize nasıl bakacağımızı bilmiyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Şu anda o bölgede sütün toplanmasıyla ilgili ciddi anlamda büyük bir sıkıntı yok ama gıda, çünkü bugün çok gıda gönderildi ama 3 gün sonra da bu gıdanın devam ediyor olması tamam, lazım. Onu soracağım. Yani için. Bugün için evet atılan adımları alkışlıyoruz. Emeklerine sağlık, kim katkı veriyorsa bir gram dahi olsa. Ama dediğiniz gibi bu işin sürdürülebilirliği önemli. Yani bugün acılarımızı sarıyoruz ama yarın ya tamam bitti deyip de bu işin arkasını bırakmamak lazım. Evet. Yem desteği olsun, ekonomik manada destek olsun, manevi manada çünkü o bölgenin de psikolojisi bozuldu. Hakikaten olaya çok boyutlu bakmak lazım ve bunu uzun vadeli yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz de tam onun altını çiziyordunuz. Bizim de ilk başta dernek olarak tabii ki insan canı öncelikli. Herkes can derdine düşmüşken hayvanları dile getirmek çok istemedik ama içimiz de bir yandan onun anlamına yanıyordu. Çünkü onlar da canlı. Can. İçimiz yanıyordu ama gerçekten kırsaldaki insanların olağanüstü başarısıyla bir şeyler yapıldı. Ama bundan sonraki yeniden yapım süreci çok zaman alacak bir süreç. Dolayısıyla yardımlarımızı atacak tek kurşunumuz varsa bunu hemen atmamamız, biraz soğukkanlı olup gerçekten bu koordinasyon yapan insanlarla, sayın genel müdürlerle, Tarım Bakanlığı'yla koordine olaraktan yardımların zamanında ve ihtiyaç olduğu kadar gönderilip bir seferde değil ama bir ay, iki ay, üç ay boyunca gönderecek şekilde organize edilmesinin çağrısını özellikle yapmak istiyorum. Bu uzun sürecek bir şey. Bunu Marmaris'teki yaşadığımız yangınlarda da yaşadık. Orada çok ahır, ağıl yok oldu. Kovanlar gitti. Biz kendi sektörümüzdeki büyükbaş hayvancılık için aylarca yem desteğini devam ettirebildik ve o sayede kendilerini toparlayabilen aile işletmeleri oldu. Burada da aynı yardım ve aynı desteğin kesinlikle sağlanması gerekecek. Şimdi biraz önce bağlantılarımızda özellikle işte altı çizilen desteklemeler en azından o bölge için erkene çekildi, destekleme ödemeleri Şubat sonuna kadar dendi ki orada yine bir gün bile bizim için çok önemli. Yani Şubat sonunu dahi beklemeyelim. Hemen yatırılsa iyi olur. Nakit sıkıntımız var. Bankalar çalışmıyor, post cihazları çalışmıyor denildi. Önemli. Diğer taraftan baktığımızda bu işin borçlu kesimi var. Yani kırsal kesim borçlu. Bunu biliyoruz. Çok borçlu. Kredi borcu var, başka borçları var. Yem, gübre alması lazım. İşte yeni sezon başlıyor, üst gübre atımı ya da ekilişler. Dolayısıyla oradaki beklentiler çiftçi, sektör adına nedir? Yani deprem gören bölgelerde gerçekten varı yoğu olan bu küçük aile işletmeleri özellikle eğer hayvanlarını, damlarını bundan dolayı kaybettilerse onların artık bir borcu bu ülke nezdinde olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Yani o borçların tam anlamıyla silinip hatta sıfırdan başlayıp onların yeniden üretimde kalabilmeleri için yeni, modern, verimli, sürdürülebilir tesislerle donatılıp bu insanların hem bölgede hem üretimde kalmalarını sağlamamız Türkiye'nin geleceği istikbali açısından çok önemli bir konu. Belki bunu konuşmak için bir miktar erken olabilir ama bugün elektrik parası, su parası, doğal gaz parası veya Ziraat Bankası'nın kredi gününün gelmiş olmasının tarım kredinin vadesinin gelmiş olmasını düşünebilecekleri bir dönemde değil ki ben eminim bütün yöneticiler zaten bundan farklı düşünmüyorlardır.
Ona göre kendilerini ayarlayıp bunu muhakkak yapacaklar diye düşünüyorum. Yani bu insanlardan para talep etmek ikinci gündü yanlış hatırlamıyorsam, bazı çiftçiler sosyal medyadan tarım kredinin otomatik mesajını paylaştılar. Yani deprem olmuş, insanlar evini kaybetmiş, işte evet, ağırını kaybetmiş, canıyla uğraşıyor. İşte ödeme şeyiniz geçmiştir, ödediyseniz bunu dikkate almayın ama ödemediyseniz borcunuzu ödeyin diye. Sonradan tarım krediden hemen iletişime geçtiler sağ olsunlar. Bir yanlış anlaşılma, tabii, olduğunu, sistemin otomatik bunu attığını, aynen, ve düzeltme geçtiler. O yüzden onlara da hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama hani bunu şunun için söyleyeceğim. Sözünüzü kesiyorum, affedin. Şimdi bütçe tabii ki şu anda çok sıkıntılı olabilir. Ama burada ben aklıma geleni söylüyorum. Tarsim önemli bir rol oynayabilir. Serpil Günal Hanım, Tarsim Genel Müdürü, mesaj atmıştı bir sosyal medya paylaşımına. Biz sahadayız, eksperlerimiz hasar tespitinde bulunuyor, zarar tespitinde bulunuyor diye. Sigortalı olanlar tabii ki zaten bunu bir şekilde tedarik edecektir ama sigortalı olmayanlar dahi bu döneme özel. Çünkü şimdi Tarsim diğer alanlara da el atsa bu sefer insanlar diyor ki ben niye sigortalı olayım ki? Zaten bu zararlar karşılanıyorsa ben niye boş boşuna prim ödüyorum diyebilir, haklı. Ama bu dönem özel bir dönem. Dolayısıyla sigortalı sigortasız ayırmaksızın dediğiniz gibi o bölgede belki ne yapılabilirse bir kuruş bile faydadır diye düşünüyorum. Buyurun. Tek başına bir zararı telafi etmek bir şey ifade etmiyor bizim sektörümüzde. Bunun gelecek planların da olduğunu düşünmek zorundayız. Dolayısıyla yeni yatırımların önünü açıp bu alanların pozitif ayrımcılık yaparak yeniden üretime katkı sağlanması bizler için çok kıymetli. Ama şu anda tek düşüneceğimiz şey oradaki insanların ve hayvanların canları ve bunun için bir koordinasyon gerekiyor. Ekipler sahada, herkes canla başla çalışıyor. Tarım Kredi'nin sehven yapmış olduğu bir hata vardır. Ben Türk toplumunun depremde yine gördük ne kadar birlikte, ne kadar beraber, ne kadar yardımsever olduğunu, istisnaları konuşmaya bile gerek yok. Evet. Dolayısıyla böyle bir toplumun zaten böyle bir şey yapmayacağı aşikardır. Yani borç, o sehven yapılmış bir şey olabilir. Bu tip şeylere, evet, takılı kalmamak lazım. İyi niyetle şu anda birbirimizi destekleme zamanı. Şu eleştiriler sonra yapılabilir ama bugün biz elimizden geleni, bütün STK'larda inanıyorum elinden geleni yapıyordur. Oradaki insanlara doğru yardımı ulaştırabilmek, başka hiçbir gayemiz şu anda olmamak zorunda. Çok doğru. Bir virgül koyalım. Islahiye, Gaziantep'e gidelim. Islahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse telefon attığımızda. Mehmet Bey, tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim İlhan Bey, sağ olun. Ülkemizin başı sağ olsun. Şimdi tüm 10 il de tabii ki depremden ciddi şekilde etkilendi ama en çok öne çıkan özellikle Nurdağ, Islahiye tarafı, hani Kahramanmaraş, Adıyaman, her tarafta, evet, hasar var, ciddi kayıplarımız söz konusu. Sizin orası da öyle. Bize an itibariyle durumu biraz aktarabilir misiniz? Özellikle kırsal kesimde durum nedir, köylerde durum nedir? Can kaybı var, maddi hasar var. Son bilgileri, evet, sizden alalım. Buyurun. İrfan Bey, işte sizin de sorunlar çok büyük. Yani şu an tabii Ankara altında arama çalışmaları devam ediyor. Bir tarafta vatandaş işte çadırlara, buna benzer köylerde böyle tek katlı olan var, köylere gidiyor. Yani durum şaşırtıcı değil. Gerçekten çok büyük sorunlar var. Tabii yeni daha birden olunca yeni takım işte gerek kıza biraz erken geldi ama bununla ilgili sıkıntılar vardı. Onlar da yavaş yavaş işte biraz daha sağlık da yani şöyle söyleyeyim, isterim biz de her hafta üzerinde olan Mehmet Bey, sesiniz kesiliyor. Çok sağlıklı bir bağlantı olmadı. Arkadaşlarımız sizinle bir daha bağlantıya geçecekler. Belki internet, daha doğrusu telekomünikasyon tarafında biliyoruz sıkıntılar olduğunu. Birazdan sizinle tekrar bağlantıya geçecekler. Orada daha net duyarız diye umuyorum. Şimdi işin bir de sizin yürüttüğünüz bir kampanya var TÜSEDAT olarak. Evet. Yani bir taraftan kırsalda üreticiden işte sütün alınması, sağılması, evet, burada herkese görev düşüyor. Bir taraftan da depremde zarar gören insanların yaşamını idame ettirebilmesi, gıda ihtiyacı için süt çok önemli. Evet. Orada ne yapıyor TÜSEDAT?
Biz şu anda firmalarla anlaştık bölgedeki çocukların, insanların sütsüz kalmamaları için bir program hazırladık ve dağıtım yerleri hazırladık. Ama tabii ki bu hızlı bir şekilde alınan kararlar şu anda gıda yardımları ile ilgili Kızılay ve bakanlık özellikle gıda yardımlarının kendilerinin üzerinden geçmesini istiyorlar. Bu koşullarda biz topladığımız yardımları yardımseverlerin de izniyle biraz daha yem ve hayvancılığa doğru yönlendireceğiz. Çünkü herkes, her STK kendi sektöründeki kişilere doğru yöneldiği zaman daha iyi olur. Sütü, süt sanayicileri biraz daha üstlenip bizlerin biraz daha işte bakım, onarım, çadır, gıda, yem gibi şeylere yönelmemizin daha makul olacağı kanaatine ulaştık ki bu da yine Tarım Bakanlığı'nın yetkilileriyle konuşup neye ihtiyacınız var diye her gün usanmadan bu soruyu sorup gün be gün değişen ihtiyaçlara gün be gün değişen yardımlar yapmak gerekiyor. Yani doğru. Bizim burada düşündüğümüzde orada yaşananlar birbiriyle ne yazık ki tam olarak örtüşmüyor, anladığımız bu. Çok doğru. Tekrar Mehmet Köse'ye dönüyoruz. Mehmet Bey, duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum İhsan Bey. Tamam. Şimdi sizi dinliyoruz. Biraz önce anlatıyordunuz ama o kadar ses kesik ve dipten geliyordu ki çok bir şey anlayamadık. Bir daha tekrarlarsanız seviniriz bölgeyle ilgili. Şu an buradaki hastalarda işte telefonlarda büyük sorun var. Daha tam bağlantıyı net kullanıyoruz. Yani söylediğim sırsalla ilgili belli bir köylerimiz ciddi bir anlamda hasar gördü. Köylerden ziyade şehir merkezinde çok büyük bir kayıp var. Hem şey var, tahribat çok zaten. Ama bu dönemde şu an bizim en çok temel gıda ve barınma, bir de hayvancılık yapan çiftçilerimiz bir an önce yöntemliyle sesimizi duyurabilirsin. Burada hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Yani her taraf yüklü, hiçbir şey açık değil. Bundan dolayı bu konuyla ilgili sağ olsun Türkiye'deki değerli tüm vatandaşlarımızın gösterdiği çaba işine ben herkese buradan da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gerek kurtarmasıyla, gerek kıvasıyla, gerek barınmasıyla, her şeyiyle bizlerin yanında oldular. Bizleri tabii bunun kötü günümüzde duygulandırdılar. Bunun için buradan onların herkese çok çok teşekkür ederim, söylüyorum, iletiyorum. Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler. GSM operatörlerin hala o bölgede tam manasıyla sağlık iletişim kurma noktasında altyapının zayıf olduğunu görüyoruz. Bağlantıdan da bunu tekrar yaşadık, hissettik. Tekrar başımız sağ olsun diyorum İsrail'de. Şimdi son artık 2-3 dakikaya girdik. Evet. İşin o kadar çok boyutu var ki. Yani evet. Can derdi, insanların, hayvanlarının derdine düşmesi ayrı. Barınma, ısınma, gıda. İçin içinde eğitim dahi var. Kırsal evet. Bölgede çocuklarımız var. Evet. Eğitim ihtiyacı olan. Onunla ilgili de bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz biliyorum. Evet. Birkaç cümlede onu alalım sizden. Buraya gelmeden önce Darüşşafaka'daydım, derneğindeydim. Ve neler yapılabileceğini, çünkü işin uzmanları oldukları için birazcık da onlarla konuştuk. Çok fazla sayıda annesini kaybeden veya yakınını kaybeden genç insanımız var orada. Onlara da bundan sonraki dönem bu travmalarını atlatmaları için gerekiyorsa bütün eğitim kariyerleri boyunca ve sonrasında sahip çıkmak gerekecek. Biz sektörümüzle ilgili bu konuda neler yapabileceğimizi, önümüze ne tip opsiyonlar olduğunu koyduk. Darüşşafaka şu anda mevcut öğrencilerin o bölgeden gelen kardeşlerini kabul edeceğini tabii ki belli koşulları sağladıkları zaman söylediler. Bu çok güzel ama tabii ki yeterli değil. Dolayısıyla biz de batıda, yani depremden zarar görmemiş işletmeler, oradaki kırsaldaki insanlara alıp gerek eğitimleri, gerek mesleki eğitimleri, gerek okul eğitimlerini üstlenmek üzere proje hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü asıl iş bundan sonra başlayacak. Yani ölenle ölünmez diye bir tabir vardır. Biz yaşayanlara konsantre olmak zorundayız. O bölgeden göçün engellenmesi, o bölgede üretimin devam etmesi ve eskisinden çok daha başarılı olabilmesini sağlamamız mümkün. Know-how, bilgiyi ve onlara barınabilecekleri, kendilerini
bir yuva kadar olmasa da sıcak hissedebilecekleri, güvende hissedebilecekleri yerler sunmamız lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda inşallah nihayetlendirince de açıklayacağız. Emeklerinize sağlık. Biraz önce o hayvanlarla ilgili işte hayvanlarını makul fiyattan satabilmeleri için ya da işte doğru yerlere emanet edebilmeleri noktasında destek telefon numaralarını tekrar edeceğim demiştim. 535 260 16 65 539 758 88 bu numaralar. Yine TÜSEDAD'ın internet sitesinden belki girip evet. Yine e-mail atabilirsiniz. Telefondan oradan ulaşabilirsiniz. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan'la konuştum. Onu da bağlayacaktık. Yani birçok bölgeden arayacaktık ama yayın öncesi konuştum. Bazı dağlık köylerde yüzün üzerinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu söyledi. Hala cenazeler kalkıyor. Telefonla bağlanmak, konuşmak istiyor ama ciddi manada psikolojimiz bozuldu diye de ekledi. Çünkü geçen hafta yine çok sayıda akrabasını, yakınını toprağa vermişti Yaşar Özkan. Pandemi döneminde evlerimizden çıkamıyorduk. Deprem sonrası evlerimize giremiyoruz. Zaten evde yok ortada diye not düştü. Ben kendisiyle bağlamadık ama en azından notlarını size ileteyim istedim. Nurdağ Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar kendisi yaralı olarak depremden çıkmış. Yanlış bilmiyorsam 1,5 gün sonra enkazdan kurtarılmış. Ona da geçmiş olsun diliyoruz. Çok, söyleyecek çok şey var ama dediğim gibi bazen kelimeler sözlerde çok anlamını yitiriyor, bir şey ifade etmiyor. Biz bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Bugünle sınırlı değil. O yüzden de çağrı yapıyorum. Tüm kırsal kesimde STK'lar, temsilciler, üreticiler, çiftçiler varsa iletmek istedikleri sorunları, beklentileri, öncelikleri lütfen bize yazın. Sosyal medya hesaplarımıza iletişime geçebilirsiniz. Telefonlarımız, WhatsApp'ımız, ofis numaramız ulaşabilirsiniz. Bloomberg HT'den, Santral'den. Dolayısıyla biz bu konuları aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz yani teşekkür ediyoruz. Sağ olun destekleriniz için. Sağ olasınız. Tekrar başımız sağ olsun. Bizden sonra seans ortası programı devam edecek. Orada da yine bölgeden sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Geçmiş olsun Türkiye'ye.